Bak mağdurluk önemlidir. Her zaman söylüyorum. E, mağdurluk ve maçoluk Survivor'da iş yapıyor. Maalesef yapıyor. Hı hı. Hiçbir zaman e, bundan yana değilim. Hiçbir zaman düşünmüyorum. Efendiliği de insanlar eziklik olarak algılıyor. Efendilik bence dünyanın en güzel şeyi. Akıllı insanları da çok stratejik, çok sinsi diyorlar. Hayır akıllı olmak da güzel bir şey. E, çünkü ona sinsi ya da plancı diyen insanlar aslında o kişinin aklını kıskanıyorlar. Ona Ezik diyen insanlar aslında o kişinin efendiliğini kıskanıyorlar. Bak gerçekten böyle. Ama insanımız maalesef maçoyu seviyor, mağduru seviyor. E, nefise aslında şu an buradan bir e, Çıkış haklı bir diyorum. mağdurlukla, evet. bak haklı diyorum, haklı bir mağdurlukla bir prim aldı. Ama nefise de eksik olan nedir şu an? Bireysele döndüğünde erkeklerle mücadele eden bir Nefise'nin e, bu mücadelesi. ...bir Nagihan olamadı. Olamadı. Bak olamadı. Evet. Olmasını bekliyorduk olamadı. Şu an senin burada bir şekilde, olan zorlanması, tabii, senin burada gibi bir şekilde için daha en kötü haftada bir isim söylemen lazım. Tabii. En kötü. E, şu an topkinde Yusuf Özgür'e veriyor. Özgür Yusuf'a veriyor. Belki araya girip Osmancan alabilir ama Nefise böyle bakıyor. Aynen. Yani şu an topu alabeyim Sıçrıyor, boyu yetmiyor. Asena Aziz falan, Cansu da mesela sıçrıyor, boyu yetmiyor. Asena Aziz falan. Bırak topu yakalamayı. Kenarda oturmuşlar. Ee, beş taş oynuyorlar, çekirdek çitletiyorlar. Ya yani onların <laughs> konuyla hiç alakası yok aslında. Nefis'in önünde çok büyük bir fırsat var. Bak ben Nefise için büyük konuştum. Şampiyon olamaz dedim. Ama Nefise şu an şampiyon olabilir. Eğer eline gelen fırsatı kullanırsa. Ve ben artık şunu çok istiyorum. Survivor'da hak eden insanlar performans anlamında hak eden insanlar biraz daha ön plana çıksın. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ha. Nefise'nin önünde daha çok hak eden bir Özgür var. Bak bunu da söyleyeyim. Niye Özgür var? Performansı daha iyi diye diye hayır. Performansı artı 5 eksi beş Nefise yakın ama karakteriyle onun önüne çıkıyor hı hı. bence. Hı hı. O yüzden e, Nefise şampiyonsa kimse bir şey diyemez net. Ama Özgür daha çok hak ediyor mesela. Yusuf da Nefise kadar hak ediyor. Osmancan, Ertu hani sıkıntılar çok böyle hani çok geride kırılmış e, kalpler çok evet. problemler çok Nefise'nin de var ama Yiyor bak bir yiyor yani nefsin şampiyonluğu duruyor. Kupayla görüyorum böyle hepsi. Olabilir. Ertuğ yani yine o liseden birazcık daha çıkartırım. Ya İyiler Ertuğ Osman'ın şampiyon olması için Allah korusun da sanki birileri sakatlanır, Survivor'a veda ederse ancak ortam o zaman onlara kalır. Daha onların sırası değil. Ben hep bu masada otururken Nefis'e şampiyon olması zor derdim. Yaptığı çok hata var. Ya Ertuğrul Osmancan 3. aday. Hı hmm. hı. Anlatabildim Dördüncü mi? De. Hani şey. Yani... yani kolay değil. Çok zor. Evet. Bence çok zor bak Riskli bir söyleyeyim. durumdalar Cansızın ama işte her daha şeyde yüksel. olabiliyor Survivor'da bir anlam yani bir yaptığı hareket bir anlamda bir yarışmacıyı parlatabiliyor ya da eksiye düşürebiliyor. O yüzden yani belli olmaz. Ya yani bir de bak de Osmancan şu an, e, olabilir. evet. Ya Osmancan çok hata yapıyordu, performansı iyiken e, hatalarını kesti, performansı, performansı yine e, eskisi gibi değil, evet, uh, iyi değil. Sakatlandıktan sonra ama, bir bulma geldi. E, evet az hata yapacaksın ya da hatalarını unutturacaksın ama iyi şeyler de yapacaksın. Osmancan Tabii. şu an ekstra bir şey yapmıyor. Genel unutturuyor. Anlatır mıyım? Yani yaptıklarıyla sadece geçmişini temize çekiyor. Ama biraz daha bir şey yapması lazım, bir atak lazım, atak. Çünkü bak, hmm. ne diyorum? Son viraj. Bu virajı hızlı alırsan sağdan şaraplı yuvarlanıyorsun. Yavaş alırsan yanından geçiyorlar. Yani son viraj. Bak, Asena bir hamle yapıyor. Performansıyla değil, stratejik olarak. Bak, belki Asena yazılmadan gidecek sonra bilemiyoruz ki. Olabilir. Olabilir. Bir anda böyle Asena şşt diye kimse. Görmeden gidecek Aziz ya da mesela Aziz bu hafta sallantıda ama mesela Cansu bakalım. bu haftayı geçerse şansı çok artar. Ama bu hafta çok önemli Cansu için. Evet peki bakalım Asena'nın ve Aziz'in konseydeki tartışmalarıyla ilgili Aziz daha sonra neler söylemiş? Evet Aziz Asena'nın Merve'ye yaptığı hareketten dolayı Merve'nin Survivor'ı bırakmasına hı hı. varacak hikayeyi yaratmasından dolayı ona kötü kalpli demesini Kabul etmiyor yani bu Survivor'da yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış bir insan bana nasıl kötü kalpliler diyor. Ne düşünüyorsun Aziz'in bu fikriyle alakalı? Ee, şimdi baktığımda e, Asena'nın şöyle bir problemi vardı sadece bu konseyde hatta ondan rahatsız oldum. Söylüyor söylüyor e bu da benim iyi kalpliliğimden. E bırak da onu ben söyleyeyim. hani Kendini de övme ya ben çok güzelim. Ellerim çok güzel, ay küpe bana nasıl yakıştı, ay iyi ki sarışınım, bu makyajım da bana çok... Bırak Evrim, bunu Begüm düşünsün, Hakan düşünsün, izleyenler düşünsün. Kalbimin güzelliğinden işte ne olacak? Heh, aynen, ah, Allah vermiş. Allah seni gidi derler, itici, kendini övdü, 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 yerine de oturdu. Öyle bir dünya yok. Sen diyeceksin bana, ben buradan kalkıp gittiğimde, evimde iyi kızan, kalbinde kötülük yok... Sen diyeceksin bunu ben söylemeyeceğim. Eş bunu söylerse Aziz susar mı? Bunu sen mi diyorsun kendine? Kalbin iyi ha. Peki Merve'yi döverken kalbin kötüydü de şimdi mi iyi oldu? Ya da o an kalbin nasıldı? Yine iyiydi. Dövmek o zaman iyilik göstergesi mi? Sen sevdiğin kişiyi döve döve mi sevgini gösteriyorsun? Ya, dövmedi tabii ki. Orada dövme demeyelim ama Hırpaladı evet. Yani diyelim. Bir... E, ya Orada bak şimdi şöyle Saç tutma, bak. saç çekme, evet. bir hırpalanma var orada Şimdi evet. ben buna futboldaki sakatlık gibi bakıyorum Ne oluyor? Adam kayarak geliyor Tamam mı? Ayağının tabanıyla mesela Adamın aşil tendonuna vuruyor Hı -hı. Futbolcu da yerlere yatıyor Kıvranıyor, acı çekiyor Sonra ama oyuna devam ediyor Hakem gidiyor, ekrandan izliyor Ya da izlemeden direkt kırmızı kartı çıkarıyor Hı -hı. Şimdi bu adam bu futbolcuyu sahadan çıkmadığı için Sakatlamış sayılmıyor ama kural gereği kırmızı kartı görüyor. Hı -hı. Tekrar söyleyeceğim, Asena'nın Merve yaptığı hareket bence Asena'nın Asena'nın diskalifikasını gerektirebilirdi. Hı -hı. Ama ondan sonra e, Merve'nin önüne çok büyük bir fırsat geldi. Hı -hı. O Merve, Merve oradaki olayı. Ulanamadı. Bak Merve güçsüz biriymiş. Ben bunu anladım açık söylüyorum. Güçsüz biriymiş. Yok ben böyle değerlendirmek istemem herhangi yani bir Bir şey söyleyeceğim. Durumda. Çünkü ne olursa o olsun böyle olarak... bir şey yaşadıktan sonra bu durumu doğru idare edememiş olması onun güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Ama ben. bir şey söyleyeceğim. Bu evde bir erkeğin kadına yaptığı e, ee, şiddet gibi bir şiddet değil ki. Ya orada, biz, anlamayı, bak, biz anlamıyor olabiliriz. Bak, şimdi bak, ama ben şu an kendimi yerine koyamıyor olabilirim şimdi ama. Şimdi orada tahrik de var ama. Hassas. Ha ha ha'lar falan kulağında çınlıyor böyle. Evet, ya da işte sen nasıl annesinin lafları falan. Karşılıklı, karşılıklı ben Merve'ye savunmak için söylemiyorum. Ama Merve'ye güçsüz ya da e, be, dayanamadı beceremedi gibi bir şey söylemek istemiyorum çünkü yaşadığı psikolojiyi hiçbirimiz tam olarak bilemeyiz ne, belki ne yaşadı abi, yani ne bir olursa, kere saçından tuttu şöyle yaptı tamam senin için çok basit bir şey olabilir bu Merve için belki dünyanın en büyük şeyi ve kaldıramadı bunu televizyonda böyle bir programda Bilmiyorum. herkesin izlediğin beni e, herkes beni izlerken bir saçından çekti sana bir şey söyleyeyim mi böyle bir dünya yok ben de kabullenebilirim bunu yani bunu. Yani senin saçından çekebilirler, senin için bir şey ifade etmeyebilir Hı -hı. ama bir kadın olarak... Bir e kadın benim saçımdan çekemez. Sadece Bozok sana şakasına patates dediğinde bile mesela ne kadar rahatsız olmuştun bu durumdan ve bunu ifade etmiştin. Düşün ki sadece küçük bir hakarete varabilecek bir kelime yüzünden ama bile ne kadar rahatsız diyorum, oldun. Ben, rahatsız bir olursun de üstüne ama hakaretler, tehditler güçlü insansan, ve fiziksel şiddet, psikolojik şiddet güçlü, aynı anda. Güçlü hepsi. insansan devam edecek gücün olabiliyor. Şimdi tabii baktığı ki. zaman ben onu diyorum Merve'nin kucağında mağdur edilmiş bir insan Hı -hı. bir yarışmacı e, durumu var. Hı -hı. Merve bunu çok daha iyi kullanabilirdi. Yani kalkıp da orada Akıllı yani oynayamadı bak, şöyle belki bir şey olsa ben, ben sana hak veririm. yenildi yani. Sonrasında ben. böyle sürekli adada Merve'yi aşağılayan e, insanlar topluluğu ya da bir Asena olsa tamam ama şimdi Merve'nin o ağlayıp oyun alanını terk etmesine bakın mesela. Asena karşıda gülüyor. Yani bu mesela bir psikolojik şiddet mi? Biraz evet. Evet, ben, ya ben bir karşı karşımda ben ben her gün karşımda bir zaman bir tane çamur oyunu vardı, bir, bir yani. tane çamur oyunu vardı, bir tane halkayı alıyorsun bir evet, şeydi, evet. onu kendi yerine takıyorsun ve serbest. İstediğin gibi alabilirsin. Herhangi öyle spesifik bir kural yoktu. Evet. Kafasını çamura sokup boğmayacaksın sonuçta evet, arkadaşına. Evet. Ama sinir krizi geçirdim mi? Geçirdi tabi. Oradan sinsi sinsi güldü, sena dedi ki, merhaba gel bakalım. Geçen senin saçına böyle yapışmıştım ya. Şimdi de çamurdasın. Bir kez daha sana üstünlüğümü göstereyim. Arkadaşlar oyun kuralları gereğinde zaten e, alıp o kişiyi halkayla beraber tutup karşıya götürmek yok mu? Evet ama şey işte odalışı odalışı yaşamak istemedim Merve. demek ki gerçekten evet, çok şey etkilenmiş.